Evet, işte Sivas büyük ve görkemli bir festival. Ne zaman yaşayacak? Biz olaya böyle bakalım istiyoruz. Ama Samsun 2022 Teknofest'te ev sahipliği yapacak. Samsun'da bu haber, Samsun'da yaşayanlar için sevindirici, mutluluk verici bir haber olarak tabii ki gündeme düştü. Teknofest'in 2022'de Samsun'da yapılacağının açıklanmasının ardından Samsun şimdiden bu konu için hemen kolları sıvadı hazırlıklara, hatta hemen hemen böyle yavaş yavaş başladı. Çünkü şöyle genel bir Samsun'la ilgili haberlere baktığımız zaman Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Teknofest Havacılık ve Uzay ve Teknoloji Festivali'nin kapanış konuşmasında Teknofest 2022'nin Samsun'da yapılacağını duyurmasının ardından açıklama Samsun'da Samsun halkı tarafından sevinçle karşılandı. Peki diyecek ki Hakan Bey, bu çok güzel, doğru. Peki biz de şunu söylüyoruz. Yani 2023 yılı hemen alt kajemizde de şu anda gördünüz sanırım. Cumhuriyet'in 100. yılı olarak kutlanacak 2023 yılında. Teknofest 2023 yılında neden Sivas'ta olmasın? Yani Teknofest 2023'ün Sivas'ta olması anlamında biz de en azından bir kamuoyu oluşturmak adına, kamuoyunda bunu dillendirmek adına böyle bir haber olarak gündeme taşıyalım istedik. Sivas'tan haberler, Medyanet haber sayfalarında haber olarak yazdık. Orada haberin detaylarını zaten okuyabilirsiniz. Tarihin her döneminde, bakın Sivas gerçekten çok önemli bir şehir. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan bugüne gelip ve Cumhuriyet'in ilan edildiği ve işte bu özel ruhla Cumhuriyet'in ilan edildiği günden bugüne biz özgürlüğümüzü Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere Cumhuriyet'i ilan etmesiyle bu günleri hep birlikte yaşıyoruz. İşte Teknofest 2023'ün de Sivas'ta olması gerektiği konusunun kamuoyunda şimdiden böyle bir konuşarak, şehri buna hazırlayarak değil mi? Böyle büyük görkemli bir festival neden Sivas'ta? Değil mi? Ev sahipliği neden biz ev sahipliği yapmayalım? İşte Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve İşte bu güzel memleketimiz Sivas'ta. Cumhuriyetimizin 100. yılı olarak 2023 yılında Teknofest 2023 neden Sivas'ta yapılmasın diyoruz. Bakın işte Sivas büyük ve görkemli bir festivale acaba ne zaman ev sahipliği yapacak? Bu sorular aklımıza geliyor. Biz de onun için bir kamuoyu oluşsun diye bu haberleri gündeme getirelim istedik. İşte Teknofest'in kapanış konuşmasında Selçuk Bayraktar 2022 yılı Teknofest'in Samsun'da yapılacağını duyurdu. İşte Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan kalkıp tabii ki işte Sivas. Bir sıralama olursa Sivas'ta da 2023 yılında neden olmasın diyoruz. Bizler de tarihimizin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatmış olduğu ulusal kurtuluş mücadelesini Amasya'dan sonra 27 Haziran 1919'da güvenilir kent olarak gördüğü işte Sivas. Burası gerçekten o yıllarda Anadolu'nun en güvenli kentiydi ve Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bu kentte 108 gün, evet 108 gün karargah kuruldu ve Cumhuriyet burada konuşulan bütün gündem maddeleri teker teker ele alındı. Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği duyuruldu ve Cumhuriyetimiz ilan edildi. İşte diyoruz ki 2023 yılında neden Teknofest Festivali Sivas'ta yapılmasın diyoruz. İşte bunun için de biz bu konunun dillendirilmesi, biz bu konunun gündeme gelmesi için böyle bir haberi sizlerle paylaşalım istedik. Sizlerle güzel bir şekilde bu haberi duyuralım. Kamuoyunda herkesin bu haber üzerinde konuşması, bu haber üzerine yoğunlaşması bizi mutlu eder. Hem siyasilerimize seslenmiş oluyoruz, hem büyüklerimize seslenmiş oluyoruz, hem STK'lara seslenmiş oluyoruz, hem de şehir halkına. Yani 7'den 77'ye her kesimin bu konuyu mutlaka dillendirmesi, sosyal medyasında paylaşması. Çünkü 2022 yılı çabucak gelecek ve 2022 bittikten sonra 2023 gelecek değil mi? Onun için 2023 yılında Teknofest'in Sivas'ta yapılması neden olmasın? Neden Sivas olarak biz değil mi Teknofest'te 2023 yılında ev sahipliği yapmayalım? İşte Cumhuriyet'in 100. yıl olarak 2023 yılında Teknofest'te Sivas olarak ev sahipliği yapabiliriz. Bunu hep birlikte dillendirmemiz, hep birlikte kamuoyunda bu konunun konuşulmasını istiyoruz. O yüzden biz dedik efendim, yıllardır bu sektörün içerisinde bir gazeteci, bir yayıncı, bir haberci olarak, bir Hakan Bakar, bir sade vatandaş olarak
Evet, Sivas büyük ve görkemli bir festivale ne zaman ev sahipliği yapacak? İşte 2023'te yapar diye temenni ediyoruz ve bu haberi de sizlerle böylece paylaşarak kamuoyu oluşması anlamında sizlerden de sosyal medyanızda paylaşımlarınızı yapmanızı da rica ediyoruz.